ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Nerede kalmıştık programında bir cuma günü sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş gününü birlikte yaşarken efendim uzun zamandır beklediğimiz asgari ücret komisyonu da bugün toplandı. Nihayetinde bir karar verilmese de konuşulan rakamlar var malumunuz. Aslında her asgari ücret tespit komisyonunda yaşadığımız benzer tabloyu bu sefer de gördük. Asgari ücret net belirlenmese de tarafların yaptığı açıklamalar hepimizin aşina olduğu cümleler üzerineydi. Asgari ücret konusunu değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyaretleri oldu. Yoğun bir tempoda sıcak havaya rağmen Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ziyaretlerini, temaslarını gerçekleştiriyor. İngiltere ziyaretleri ardından da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir dizi temasta bulunacak. Bütün bunları konuşacağız efendim. Gündemi konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Konuğum ise duayen gazeteci Akay Cemal. İlk önce hoş geldiniz diyelim, sonra hemen sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz Akay Cemal. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, evet. En önemlisi belki de şu anda vatandaşın en çok merak ettiği belki asgari ücret evet. Konusu. Malumunuz hayat pahalılığı beklenenin de çok çok üstünde rakamlarla çıkınca ortaya ne olacak bu asgari ücret, nasıl geçineceğiz diye vatandaşın en büyük soru işareti oldu. Bugün komisyon toplandı, net bir karar çıkmasa da Kıbrıs gazetesinin de kaleme aldığı bir haber vardı. Bugün ön sayfadan da verdiği 15.900 TL mi acaba gibi 15.916.000 bandında da söylentiler devam ediyor. Gelin asgari ücreti bir konuşalım. Biz de bir masaya yatıralım. Evet, yani şimdi vatandaşın beklentileri tabii ki çok. Öncelikle yani elektrik kesintileri vatandaşın canını yaktığı gibi, bırakınız aşırı sıcakların başlaması ve devam etmesi, Temmuz ayındayız nihayet, ama fiyatlar daha fazla yakıyor. Kesinlikle. Yani şimdi işte konuşan vatandaşlar ne diyor? Hani karı koca çalışsa da bu tempoya ayak uydurabilmek oldukça zor. O açıdan yani ev kiraları başta olmak üzere birçok satın alacağınız eşyalar vesaire, elzem eşyalar hep döviz bazında olduğundan bunu karşılayabilmek hiç de kolay değildir. Görüyoruz bunu ve vatandaşlardan da şikayet ediyoruz. Ne olur buna bir çare bulunuz diyorlar. Hı. Çare mümkün mü? Şimdi Türk lirasının kontrolü bizim elimizde değil. Ama hiç mi bir şey yapamayız sorusuna cevap vermek gerekirse yapılabilir. Yani en azından ülkemizde bir takım böyle keyfi fiyat artışlarını önleyebilmek, frenleyebilmek mümkündür diye düşünüyorum. Yani onun için de tabii ki bir denetim mekanizmasının böyle tam olarak çalışması lazım. Kontrol ve denetim mekanizması bu ülkede maalesef çok zayıftır. Bilmiyorum personel yokluğundan mı, azlığından mı, yoksa başka nedenleri mi vardır? Yani bunu tabii ki araştırmak gerekir ama gerçekten fiyatların birbirine uyum sağlamadığı ve arada çoğu defa büyük farklar olduğu da herkes tarafından şikayet edilmekte, gündeme getirilmektedir. Mesela bir arkadaşımız sabahleyin bir televizyon programında da vurguladı. Boğaz'da aldığım bir kola dedi, 22 lira, gidip aynı kolayı Girne'den 41 liraya satın aldım. Bu kadar da olmaz yani. Böylesine fahiş kar koyanın elbette ki yani nasıl cezalandırmak lazım? Vatandaşı bu resmen kazıklama değil de nedir diye sormak gerekir. Yani
Bu sadece bir örnek. Bunun gibi daha niceleri var. İşte bunlar da serbest piyasa ekonomisi adına diyorlar serbest, ya ama yani ben serbest piyasa çok ekonomisi. Soruyorum konuklarıma da. Evet. Bu kadar acımasızca bir fiyat farkı. Hani 5 kuruş 10 kuruş 1 lira bandında bir farklılık marketler arasında zaten bildiğimiz ve alışık olduğumuz şey ama. Zaten bu serbest piyasa ekonomisi yani işine gelen öyle der. İşine gelmeyen işte vahşi piyasa ekonomisi der. Sanırım bu daha uygun ama. Yani vahşi piyasa ekonomisi evet. Yani ama her halükarda her ülkenin efendim bu konularda tedbir aldığını, almakta olduğunu görüyoruz. Mesela bugün Türkiye gazetelerinin birinde vardı. Hindistan'da kadınlar başkent Yeni Delhi'de pahalı protesto gösterisi düzenledi ve sloganlarda ve yazılı ibarelerde yafta taştılar böyle. Yemeğe domates koyamıyoruz diye sloganlar attılar. Yani yemeklerimize domates koyamıyoruz. O kadar pahalı ki marketten alamıyor evet. ihtiyacı olan. Yani bile. Domates biliyorsunuz birçok yemeğe konulan bir. Doğru. Mutfağın olmazsa olmazlarından. Doğru. Temel gıda maddesi ve o hale geldik ki diyor, iki şeyden şikayetçiyiz diyor. Bir, domatesin aşırı pahalılığından, bir de sarımsağın. Onlarda da hayat pahalılığı o yönde tabii, ilerliyor. O yönde. Evet. Yani demek istediğim her yerde hayat pahalılığı olabilir. Hatta işte gösteriler, protestolar vesaire şu bu. Ama bizde az önce verdiğim misal dikkate alınacak olursa, bir yerde tezatlar var. Aşırı bazı yerlerde aşırı kar hırsı var. Yani ben kısa sürede böyle köşeyi döneyim. Ve şu da var. Yani Rumların alışverişlerinin giderek kuzeyden yapması ve giderek artması nedeniyle affedersiniz şımaran yani iştahı kabaran bazı işverenler var. İşverenler var. Efendim esnafımız var. Hepsini suçlamak istemiyoruz. Tabii. Hepsini de aynı kefeye koymak istemiyoruz. Ancak gerçekten yani en yakın dostlarına, arkadaşlarına bile benim ihtiyacım yoktur. Bak Rumlar gelip benden alışveriş ederler. Euro kazanırım falan diye böyle övünenler var ki bunları hep duyuyoruz, işitiyoruz. Doğru. Bizlere şikayet ediyorlar vesaire. Bunları da dikkate almak lazım. Yani daha fazla bu toplumun çünkü dövizle birçok alacak verecek konularında muhakkak surette baz alınması bir yana yani karşı taraftan gelip bu tarafta alışveriş ederler diye Türk'ün parasına en azından yani bir yerde devamlı surette kullanılan bir para birimi olması hasebiyle bir üstünlük sağlaması gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Ne isterse olsun biz kendi Türk liramızı korumak, kullanmak durumundayız. Evet. Ha döviz kazanır, daha fazla kar eder diye kimseye de yani böyle yüksekten bakma olmasın. Bir büyüklük taslama olmasın. Ticaretin de kendilerine, ahlaklı olanını yapmak tabii, zaten. Kendilerine bizim acizane tavsiyemiz budur yani. Evet. Bunun yanında dediğim gibi yani bir öteden beri biz savunuyoruz. Gerçekten tam olarak önleme mümkün değildir. Hele bu şartlarda ve hele serbest piyasa ekonomisi denen bu ekonomide. Ama frenleyebilmek elimizdedir. Yeter ki bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturulsun ve tam olarak çalıştırılsın. Bu küçük adada bunları yapabiliriz.
buna muktediriz. Ben öyle iddia ediyorum. Peki, bu kadar hayat pahalılığının içerisinde belki de en büyük, en ağır yükü de asgari ücretle çekiyor. Çünkü hayat yerinde durmuyor, her şey pahalanıyor. Dün itibariyle benzine yeniden bir zam geldi malumunuz. Dolayısıyla A'dan Z'ye benzine gelen zamla her şeyin artışının yaşanacağını da biliyoruz. Asgari ücretli bu noktada gerçekten mağdur. Çünkü alım gücü Türk lirasının düştükçe bir somun ekmeğinde Türk lirası bazında 10 TL olduğu evet. bir piyasada nasıl geçinsin? Bu vatandaş sorusunu soralım. İşveren tarafı hem çalışanın gelir seviyesini hem de işletmelerin faaliyetlerinin devamını sağlayacağız demiş. Devlet tarafı geçmiş tartışmaları da gözden geçirmek lazım demiş. Burada aslında hayat pahalılığının otomatik olarak verilmesi ve bu masanın artık başka amaçlara evet. hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Taçoğlu'nun açıklamaları var. Ve işçi tarafı da belki de en isyankar açıklamayı yapmış. Hayat pahalılığının üstüne bir asgari ücretli dilenci değildir ve biz refah payımızı da alacağız demiş. İşçi tarafının biz dilenci değiliz açıklaması, işçi tarafının dilenci olarak gösterdi. Öyle hissettiren neydi acaba? Gerçekten asgari ücret konusu bir yılan hikayesine mi döndü? Dönüp dönüp aynı tartışmaların yaşandığı, günün sonunda sadece hayat pahalılığı oranında bir artışla masadan kaldırdığı ama bir iki ay sonra o hayat pahalılığının yeniden yükselmesiyle vatandaşın elinde kuş gibi kalan bir maaş gerçeğiyle. Tabii yani değerini aldığı mesela. Değeri kaybediyor. O açıdan yani bunun işte az önce ifade etmeye çalıştığım gibi yani fiyatların kontrolü fiyatlar, hayatı daha da pahalılaştıran fiyatları bir yerde dengede tutmak hiç olmazsa asgari ücretle geçinen vatandaşı kısmen de olsa ferahlatabilir. Hani az önce ifade ettiğim gibi yani karı koca da çalışmış olsa asgari ücretle bu şekilde hayat şartlarına o hayatın koşullarına ayak uydurabilmesi hiç de kolay değildir. O bakımdan yani mümkün mertebe fiyatları bir yerde sabit tutmak suretiyle veya frenlemek suretiyle ancak başa çıkılabilir. Başka da çaresi yoktur bunun. Hı hı. Burada yapılan tartışma yani işçi sendikasının artık böyle çileden çıkmışçasına yani bir yerde biz bu hızla artan fiyatlara bu geçim derdine başka türlü çare bulamayız şeklinde bir feverandır adeta. O açıdan tabii yaşıyoruz bunları hep birlikte yaşıyoruz. Onlar da yaşıyor. İşçi de bilir, işveren tarafı da bilir. Hükümet tarafı da bilmektedir. O bakımdan yani tüm bunların işte dikkate alınarak yani geçinebilir, yaşanabilir bir rakamda uzlaşıya varılması gerektiği inancındayız. Kesinlikle. Şimdi ülkede sıkıntı yani yaşanan yerde sıkıntılar da beraberinde geliyor. Yermek için söylemiyorum ama uzun zamandır konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi de malumunuz elektrik konusuydu. Şimdi asgari ücret evet. konusunu burada biraz noktalamak istiyorum. Zira masadan çıkacak karar üstünde belki bundan sonra konuşmak daha mantıklı yani olacak. Yani biz bir yerde ahkam kesmeyelim. Şu an verilecek kararı ama, bekliyoruz evet. hepimiz. Herkes bu kararı en kısa zamanda verileceğine de bakalım ne olacak tabii. sonra. Sonra hayat pahalılığını kontrol altına alabilecekler mi? Bunu göreceğiz ama uzun zamandır gene asgari ücret konusu gibi belki de kıyaslamamak lazım tabii de. Bir de elektrik problemimiz var ülkede. Farklı farklı noktalarda, farklı farklı zamanlarda, farklı farklı şekillerde hep tartıştık. Hep elektrik konusunu tartıştık. En çok da sizinle programlarımızda. Evet. Bunu da masaya yatırdığımız konulardan bir tanesiydi. Hiç bu başlığı atlamamaya çalışmıştık. Son gelişmelerden sonra şu detay biliyorum bir de ülkenin egemenliği bağımsızlığını konuşurken elektrik konusuna da vermiş olduğunuz önem ve örnekleriniz köşe yazılarında programlarınızda. Dolayısıyla bu konuyu da özellikle gündeme aldım. Şimdi efendim elektrik kesintileri maalesef yine devam ediyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da yaşadık. Lefkoşalılar yaşadılar. Ama Aras'ta da kesintiler var.
ve esnaf dedik, bunu daha önce de konuşmuştuk. Hastalar, işte ticaret yapan insanların, bir çocukların biraz daha hassasiyeti var. Şimdi esnaf Aras'ta elektrik kesintilerinden dolayı dertli. Kıbrıs Gazetesi'nden Cemre Cemali de gitti esnafın sesini dinledi ve bununla ilgili de bir haber kaleme aldı. Evet. Sürmanşetimizde yayınlandı. Elektrik konusu efendim, tam böyle her şey yoluna gelecek, güzel gidiyor derken kesintiler devam ediyor. Daha mı hızlandırmalıyız? Ne zaman sonuçlanacak bu elektrik konusu? Ne olacak memleketin elektrik problemi? Ama en azından birkaç yıl alır yani. Elbette ki alacak. Yani elbette şimdi, ki alacak da. Biz eminiz ki şu anda yani Ankara'da işte Başbakan'ın ve koalisyon ortağı parti başkanlarının yani yapacakları görüşmede Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yapacakları görüşmede mutlak surette elektrik konusu da ele alınacaktır. Gelecek değil mi? Yani masaya yatırılacağına inanıyoruz. Birkaç yıl alacak da biz birkaç yılı böyle mi geçireceğiz? Yani işte o birkaç yıla kadar bizim de burada değerlenip toparlanmamız gerekir. O atıl durumda olan bir takım jeneratörler vardır. Onları hep söylüyorlar. Bakımsız, bakımı yapılmayan vesaire. Onları bir yerde devreye koymak ve hiç olmazsa bu süreçte böyle halkı daha da rencide etmeden, daha da böyle yani bir yerde artık vatandaşın mağduriyetini giderebilecek şekilde formüller bulmak, yaratmak zorundayız. Yani bir devletsek şayet, bu devletin elektrik konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmesi gerekir. Şu veya bu şekilde sanırım yani Aksa'da bu konuda gerekli her türlü katkıyı, desteği, yardımı vermektedir, verecektir. Biz buna inanıyoruz. O açıdan yani her şeyimizi elektrik kurumunda, çünkü bir takım öteden beri böyle bir karmaşadır gidiyor. Sanırım biraz daha düzelme yoluna gitmektedir. Ama elektrik santrallerindeki durumu yeniden gözden geçirmek, ona göre dediğim, az önce ifade ettiğim gibi devreye girmeyen jeneratörler varsa onları devreye sokmak ve bu yaz bunaltıcı sıcakların geçmesine kadar hiç olmazsa böyle elektrik sorununu fazla yaşamadan halletmek durumundayız. Ha, uzun vadeli dediğimiz gibi deniz altından kablo ile elektrik bunun en son çaresidir. En kestirme yoldur ama onun da yarın olacağını söyleyemeyiz. Hmm. Biliyorsunuz deniz altından kablolarla, deniz altından borularla suyun buraya gelmesi de epey zaman almıştı. Ama ondan sonra da millet ferahlamıştı. Müteşekkiriz bu asrın projesine. Elektrik konusunda da elbette yani o günleri görebileceğiz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bu konuda çalışmalar da başlamıştır diye açıklamalar vardır. O güne kadar kendimizden fedakarlık yaparak bu elektrik kurumunu en iyi bir şekilde çalıştırabilirsek ve dediğim gibi vatandaşın mağduriyetini giderebilirsek ne mutlu bize. Şimdi üstümüze düşen sorumluluk bence bu noktada bu. Yani evet, öyle. Proje çok ciddi bir proje. Çok hayati bir proje. Ve ülke adına da belki verilebilecek en büyük hizmetlerden biri son dönemlerdeki. Ama tüm bunları beklerken de dükkanının ışıkları olmadığı için içeride karanlık ve sıcakta oturup satış yapamayan, krizden bahsederken esnafın da halini görmek lazım. Ona değinecektim. Yani bir sadece Aras'ta da değil, gerçekten o insanlar öteden beri
Yıllardan beri birçoğunu da tanıyorum, hani arkadaşım falandır. Ekmek paralarını çıkarabilmek için büyük fedakarlık yapmaktadırlar. Çok zor günler de geçirmişlerdir. Yani varoluş mücadelesi yıllarında dükkanlarını kapatıp da cepheye koşan insanlar vardır aralarında yaş itibariyle. Elektrik kesintisi yalnız tabii ki orada değil, geçen Girne'de de olmuştu. Aynı şekilde esnaf orada da şikayetçiydi. Mausa'da, diğer yerlerde de bu kesintilerin olması pek tabii ki o esnafı isyan ettirir. Kesinlikle. Yani biraz kazanacaksa o da gidiyor elinden. Gelen müşteriyi diyor, yani ben almak istediğini gösteremezsem, eğer orası dükkanın ucu karanlıksa ve telefonun ışığını yapmak zorunda kalırsam, bu benim mahcubiyetim olur diyor. Tabii ki, tabii yani ki. O bakımdan tabii bunlar çok ince noktalardır. Bunları yaratmamak, hiç olmazsa dediğim gibi az önce, yani vatandaşı rahatlatmak ve mağdur olmasını önlemek için her türlü imkanı, elimizdeki her türlü olanağı kullanmak zorundayız. Kesinlikle. Sonuna kadar. Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü aksi takdirde olabilecek sıkıntılar çok daha ağır ve acı oluyor. Yani işte kendileri söylüyor, yani birçok kablolar artık yani eskimiştir. Efendim yenilenmesi gerekir. Ama yıllardan beri böyle aynen durmaktadır. Halbuki onların yenilenmesi halinde pek tabii ki daha aktif bir şekilde elektrik sağlanabilir. Bunun gibi dediğim gibi, yani geçenlerde açıklanmıştı, işte Teknecik'te vesaire, orada atılı duran ve yani bakımı yapılmayan jeneratörler vardır. Bunlar tümü kapasitesiyle devreye girmesi gerekir. Kesinlikle. Peki efendim, inanıyoruz bununla ilgili de en azından bu son olacak ve sonrasında, çünkü yaz aylarında da klimayı tabii daha yani, sık kullanıyoruz ya, öyle. Ülke genelinde sıcaklara tahammül edilebilir noktada değil, zira elektriğe yükleniliyor. Aslında alışık olduğumuz bir tablo, daha fazla elektrik kullanılınca santrallerin sıkıntılı olması enerjinin işte bu noktada kesilmesine neden oluyor. Ondan sonra vatandaş isyan ediyor. Kışın zaten yaşadıklarımızı hatırlamak dahi istemiyorum. Unutmayalım ama yani, hatırlatmayalım yani, da başka bir konuya yandan geçelim. Şimdi İsrail ile Rum yönetimi ya. Ve Yunanistan yani elektrik bağlantısı projesi adım adım hayata geçirilirken anavatan Türkiye'nin bizim en fazla şikayet ettiğimiz bir konuda, bir elektrik konusunda son derece duyarlı olması ve çalışmaların başlatılması ayrı bir önem taşımaktadır. Çok büyük önem. Yani taşıyor. Buraya gösterilen ilginin bir başka örneğidir. Bunu da vurgulamak çok gerekir. Çok önemli, çok stratejik, evet. Ve en çok ihtiyaç duyulan belki. Tabii. Öyle değil mi? Peki, mutlaka görüşülecektir dediniz. Nerede görüşülecek? Türkiye'de. Neden? Çünkü bugün Türkiye temasları başlıyor. Hükümetin efendim. Orada konuşulacak tek konu da elektrik olmayacak. Zira Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda DP Genel Başkanı ve YDP Genel Başkanı Arıklı ile birlikte Maliye Bakanı Ali Şan da eşlik edecekler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti görüşmeleri başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılan seçimlerin ardından kurulan yeni kabineyle birlikte aslında Başbakan Ünal Üstel de hızlı bir şekilde yeni isim Cevdet Yılmaz'la birlikte temaslarına başlayacak. Bakalım neler gelecek, neler gelecek. Öngörünüz nedir? Mutlaka dolu dolu gelinecek ama. Yani şimdi pek tabii ki başta 20 Temmuz 1974 dün yıl dönümünde sayılı günler kaldı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti gündemdeydi. Ercan Havalimanı açılışı var. Bunun yanında daha bir takım temaslar, önemli temaslar olacak.
Yani iki tarafın şimdi masa başında yapacağı ekonomik protokol görüşmeleri ve nelerin hayata geçirildiği, geçirilmek istendiği, mesela o 500 yataklı hastane projesi vesaire, yolların durumu, bunlar hep masa başında müzakere konusu olacaktır. Hı hı. Bu arada Türkiye'den bir takım talepler, buna karşılık az önce ifade ettiğim gibi Yunanistan'da da yeni hükümetin kurulması ve Yunan yeni Dışişleri Bakanı Dendias'ın Savunma Bakanı olarak, hı hı, eski Dışişleri Bakanı, yeni Savunma Bakanı yeni göreviyle olarak Güney Kıbrıs ziyareti pek tabii ki Ankara tarafından yakından izlenmektedir. Onlar da bizi yakından izliyor. Tabii o bakımdan yani Kıbrıs konusunda bugün Türkiye Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması olmuştur. Gazetelerde vardır. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bildirisinde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün ve aynı zamanda Türkiye'nin garantör bir ülke olarak anlaşmalara sadık kalındığı bir kez daha dile getirilmiş ve Kıbrıs Türk halkının bu haklarının garantör ülke olarak Türkiye tarafından sonuna kadar destekleneceği bir kez daha vurgulanmıştır. Bu önemli bir mesajdır. Çünkü askerden çıkan bir bildiridir. Yani ona göre dünyaya da diğer bu garanti anlaşmasının miadını doldurduğu şeklinde bazı çevrelerde işte değiştirilmesi gerekir. Esasında Rum ve Yunan tarafının sıfır asker, sıfır garanti şeklindeki iddialarına da aynı şekilde yanıt teşkil etmektedir. Evet. Bunu önemli bir ziyaret. Bunu da böylesine vurgulayalım yani. Hep ben programlarımızda size bir görünen kısmı sorarım ama sonra derim ki bazen bazı konularda, özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili, bunu satır aralarını okuyalım derim ve siz onu bana anlatırsınız. Aslında sohbet şeklinde ben de her defasında öğrenirim. Şimdi galiba bu ziyaretin de bir görünen tarafı var, bir de satır araları tabii, var. Tabii. Gene sormadan satır aralarını anlattınız, ne mutlu bize, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki hükümet kanadından devam edelim o zaman. Şimdi Erhan Arıklı'nın en çok emniyet gösterdiği konulardan bir tanesi Ercan Havalimanı'nın açılışıydı. 20 Temmuz'da da hayırlısıyla inşallah şenlikli bir şekilde şölenlerle, Sayın Erdoğan'ın da ziyaretiyle bekleniyor açılacak ama Erhan Arıklı'nın farklı bir konusu daha var Akaycım. Son dakikalarımıza girerken biraz bunu da konuşalım. İstimlakla ilgili yaptığı açıklamalarda önemliydi. Gazetemizin de ön sayfasından yerini bulan bir haberdi. Şimdi hükümetin Türkiye ile olan temasları her ne kadar önemliyse kendi içimizde yürüttüğümüz konular da bir o kadar önemli. Son dakikaları biraz bununla ilgili galiba geçen gün ben değindim bu konuya. Evvelki gün galiba. Her neyse yani tabii biz bazı konularda çok geç ve geri kaldık. Açık konuşmak gerekirse. Evet. Türkiye istimlak ve tapu meselelerini çözdü. Hem de nasıl? Pratik bir şekilde. Türkiye'de uçak alanları, hatta denizin doldurularak uçak alanı yapılması vesaire, o yolların alt geçit, üst geçit, tünellerin yapılması vesaire. Evet. Orada tabii ki istimlaklar yer aldı. Vatandaşın tarlasından, mülkünden geçiyorsa ama bu kamu yararı dikkate alınarak neyse bedeli, o günkü rayiç bedeli ödeniyor ve istimlak ediliyor. Kamulaştırılıyor. Kamu yararına olarak.
kamu yararına dedin mi akan sular durur. Çünkü oradan çok önemli bir yol geçecek. Ha sen burada itiraz edersin, Kıbrıs'ta ara emri alınır. Ara emri devam eder, bir türlü o proje başlayamaz veya proje yarım kalır vesaire. Yani artık bezer de insanlar, hükümet adım atamaz vesaire. Böyle bu gibi çağ dışı durumların artık ortadan kaldırılması gerekir. Bizde de artık dünyaya ayak uydurması bu kuralların ve hiç olmazsa kamu yararına dendi mi acil olarak alınması gereken tedbirlerin bizim tarafımızdan da alınması gerekir. Tapu örneğin, Türkiye önceki gün Türkiye Bakanlar Kurulu bir karar aldı ve bundan böyle tapuların sadece tapu dairelerinde değil noterler tarafından da verilebileceğini açıkladı. Resmen yürürlüğe girdi. Türkiye'de şimdi noterler de tapu işlemlerini yapabilir. Hızlandırmak o yetkiye, için değil tabii, mi? Bürokrasinin hızlandırmak, bürokrasiden kurtulmak için. Evet, evet. Hem istimlakta hem tapuda Türkiye gerçekten çok pratik işler yapıyor. Yaptı da, adım attı. İnşallah bizde de hiç olmazsa övünürüz işte bu kadar şeyimiz var, aydın kitlemiz, üniversitelerimiz vesaire şu bu. Ama gel gör ki böyle çağ dışı kurallara hala daha mahkum olmuşuz gibi yaşantımızı sürdürüyoruz. Hiç de yani bunu Kıbrıs Türk halkı olarak hak etmiş değiliz bana göre. Yani bu yenilikleri mutlak surette kendimiz de uygulamak durumundayız. Peki biz aslında yapmamız gerekenleri çok iyi idrak ediyoruz, biliyoruz. Zaten başımıza gelince şikayet etme konusunda da son derece başarılıyız. Ama yapamamamız, yapmamamız biraz gene aynı konuya gelecek. Yani hep aynı şeyi de tekrarlıyor gibi oluruz ama gerçekte bu. Bir istikrar sorunudur. Hani her bir konuda karşımıza çıkıyor ya. Bunda da yaşanılan bu mu? Yani hükümetlerin sürekli olarak değişmesi. Zaten seçim telaşı, seçim kampanyaları. Tamam öyle de artık yani istikrarlı durumlarda da artık gereğini yerine getirmek devletin borcunun, boynunun borcudur. Mesela Sayın Arıklı geçen gün o Değirmenlik Dağ yolunda, Girne Dağ yolunda meydana gelen kazadan kaza ile ilgili konuşmasında bir takım istimlak sorunları olduğunu ifade etmişti. Ben onun üzerine bu değerlendirmeyi yaptım. Yalnız orada değil, birçok yerde böyle benzeri sorunlar vardır. Aman buradan yol geçecek, benim arazim daha da değer bulacak. O açıdan ben, bana muhtaçtırlar. Bu kadar verirlerse ara emri aldırmam şeklinde düşünenler az değildir. Bunların ortadan kalkması, o günün fiyatının ödenmesi ve bu çünkü bütün halkın yararına, kamunun yararına olacak o projenin mutlak surette aksamadan uygulanması gerekir. O açıdan bunları artık noktalamak lazım. Yani biz geçmişte kalamayız. Bir yerde artık adım atmak durumundayız. Çünkü şu anda istikrarsızlıktan söz etmek mümkün değildir. Bir istikrar vardır nihayet. Yani, evet. Koalisyon olsa da istikrar mevcuttur. Ona göre kararlı bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Başka da çaremiz kalmadı galiba. Öyle yani inisiyatifimizi kullanmak ve yani onun bunun keyfi için aman yol buradan geçecek. Benim mülküm, arazim daha da pahalı olacak vesaire şu bu. Bu tür şeylerden kişisel böyle bir takım ihtirasların bu toplumun önünü tıkamasına müsaade edilmemesi gerekir. Evet.
galiba öncelik kendi, tabii ki tabii kendi evimizin önünü saygılarımız olacak, illaki olacak ama konu toplum adına yapılacak, bu vatan adına yapılacak bir şeyse de artık böyle küçük hesapların tabii peşinde de yürünmeyeceğini görmek lazım. Kamu yararına dendin mi, az akan önce ifade etti, akan sular durur. Evet. Engeller önünden kalkması lazım. Evet, bakalım Ankara, yani şöyle bir programı toparlayıp özetleyecek olursak, son dakikalarımıza giriyoruz. Ankara ziyaretlerinden gelecek olan, tabii çantası dolu gelecek de, o çantanın içinden dolular ne çıkacak bakalım. Evet. Merak edilen bir başlık, bir diğer başlık da asgari ücret konusu ne olacak? Ekonomik anlamda... Beklentiler bunlar. Ekonomik anlamda son sorumu hadi onunla toplayayım. Son birkaç dakikamız var. Onu da öyle kapatalım. Ekonomik anlamda bir takım hükümetin önlemleri vardı. Hükümetten devam edeceğim. Sayın Başbakan da bunları açıklamıştı. KDV indirimi vesaire, hayatı pahalılığını önlemek için net bir çözüm değildi ama herkes de ılımlı ve iyimser bulmuştu yaklaşımları. Asgari ücret konusunu konuştuktan ve netleştirdikten sonra alım gücünün korunması için hükümetin üstüne bir vazife midir efendim? Yeni bir ekonomik paket açıklamak, yeni maddeler eklemek ve biraz daha vatandaşın arkasını kollayabilmek. Pek tabii, yani hükümetin görevidir. Yani her bakımdan vatandaşı kısmen de olsa, bu asgari ücret olayından sonra kısmen de olsa daha fazla rahatlatmak için bir takım önlemleri alması kendi görev alanına düşer. Bu bakımdan bu kaçınılmazdır. Yani ne kadar rahatlatabilirsen bu vatandaşı, ona göre işine gücüne sarılır, üretim yapar. Aksi halde üretimden kopar, kopmaması için de, çünkü biz üretimi en başta tutuyoruz ve üretime değer veriyoruz. Hakikaten bu toplum en zor koşullarda bile üretmesini bilmiştir. Çünkü bir dönem toplumu tamamen tüketici konumuna itmişlerdi. Artık o konumdan kurtulup üretici konumuna geçmiş bulunmaktadır. Hayvancısından tuzun da çiftçisine varıncaya kadar. O açıdan tabii koşullara göre hükümetin böyle ara ara bir takım rahatlatıcı önlemleri de hiç olmazsa gündeme alması ve sonuçlandırması sanırım daha fazla memnuniyet yaratacaktır. Bunun başarılması durumunda gerçekten toplumun tüm kesimlerine bunu yaydığınızda bir ferahlık gelebilecektir. Evet. Bakalım. Yani, bakalım. Yani, şimdi sağlıkla gitti. Sağlıkla dönsün öyle. Önce herkes Türkiye'den. Sonrasına diliyoruz ki tatmin edici bir asgari ücret, güzel alınmış ekonomik önlemler, istimlak sorunu çözülsün, evet, elektriksiz kimse kalmasın. Yani tüm sıkıntılar aşılsın. Su gibi aksın. Şöyle bir şey varmış, bilmiyorum inanıyor musunuz? Ben çok bilmem ama tesadüfen okudum. Astrolojiyle ilgilenenler şu tarihlerin çok olumlu gün, duaların kabul olduğu 5-6-7 Temmuz bugün de içerisinde. Bugün dahil. Bugün de dahil. İnancınız dahilinde nasıl biliyorsanız o şekilde dileyin. Yani ister işte ibadetinizi yapın, ister meditasyon, ister bir şey. Ama dileyin diyor, olurmuş diyor. Şimdi biz de, yani biz de bir olumlamalarımızla kapatalım tabii, programı isterseniz. Yani toplum adına diyoruz ki sıkıntılar artık giderilsin, kalksın ortadan. Kalksın, her şey güzel olsun. Evet. İnanalım bugün biz böyle pozitif dileklerle, evet, niyetlerle hem haftayı hem programı kapatalım. Çok teşekkür rica ediyorum değerli katılımınız için. Evet değerli izleyenler, hem haftayı hem programı böyle güzel güzel konuştuğumuz konular zaman zaman sıkıntı olsa da modumuzu düşürmeden konuşarak, çözüm arayarak, sesini duyurmak isteyen herkesin bu stüdyolardan biz yolumuzda devam edeceğiz efendim. İşin mizahi tarafı, bilmiyorum mizahimi inananlar varsa mutlaka onlar da değerlendirsinler. Her şeyin güzel olacağı noktasında inancımızla kapatalım bu haftayı. Saat 10'da gece bülteninde görüşeceğiz. Yeniden görüşünceye dek sağlıkla kalın.